Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 4-10 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Dolunay haftasındayız. Hafta başından itibaren ayın ışığı büyüyen fazla olacak. Pazartesi ve salı ay terazi burcunda parlak fazla ve sizin için de güzel bir burçta olacak. Haftaya daha duygusal anlamda güçlü başlayabilirsiniz. Motivasyonunuz güçlü olabilir. iyimserliğiniz artabilir. Ay Terazi burcundan geçerken 9. evinizden geçerken hayata bakışınız, inançlarınız, felsefeleriniz, kültürel konular, zihinsel konular, genel olarak iletişimle ilgili her türlü konuda daha aktif olmanız mümkün. Eğitim hayatınız, öğrenciyseniz eğitimle ilgili faaliyetleriniz öne çıkabilir. Seyahat planları, önümüzdeki süreçle ilgili seyahat ve yolculuk planları programları yapabilirsiniz. E, ticari konular ve özellikle uluslararası alanlarla ilgili konu ve kavramlar yine hayatımızda daha fazla dahil olabilir. Ama tüm bunlar tabii ki şu an içinde bulunduğumuz e, toplumsal e, konuların neden konular nedeniyle biraz kısıtlama içerisinde yürütülüyor. Bunları daha çok iletişim cihazları ve dijital platformlar üzerinde yapmanız bu şekilde ee, mümkün. Çarşambadan itibaren ay artık akrep burcunda olacak. Dolunay fazına doğru ilerliyoruz. Etkilerini de hissetmeye başlayacağız. Tam dolunay anı perşembe günü. 7 Mayıs'ta olacak. 13.45'te 17 derece akrep burcunda. Sizin için çok önemli aslında bu dolunay. Çünkü siz de akrep gibi bir sabit burçsunuz ve akrep burcunda olan hareketler sizi çok etkiler. E, kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Eğer yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa, güneş burcunuz 17 derece ve yakınlarıysa ki özellikle doğum gününüz 3-12 Şubat arasıysa o zaman evet güneş burcunuz etkileniyor anlamına gelir. Bireysel yaşamlarınızda bu dolunayın enerjilerini daha aktif hissedebilirsiniz. Haritanızın da en tepesinde 10. evde olacak. E, bu bir şekilde toplumsal e, anlamda statünüz, işiniz, gücünüz, göreviniz, kariyeriniz her neyse ya da ailenizle ilgili konularda daha fazla dikkat çekebileceğiniz, görünür hale gelebileceğiniz bir sürece işaret ediyor. Dolunaylar farkındalık dönemleridir aslında. Bazı konular netleşir burada ya da dönüşür, sonuçlanır. Belki 23 Nisan yeni ayıyla başlamış konular olabilir bunlar hayatınızda veya Belki geçtiğimiz Kasım ayıyla beraber hayatınıza girmiş konular olabilir. Özellikle kariyeriniz ve genel olarak geleceğinizi etkileyecek alanlarda bazı tamamlanmalar var, dönüşümler var. Evet, bir iş yerinden ayrılmak, mesleğinizle ilgili bazı kararlar vermek olabilir. Bir iş yerini kapatabilirsiniz ya da yer değiştirebilirsiniz. Ev, evden çalışmaya karar verebilirsiniz. Bunlar bazı dönüşümler. Bunun yanı sıra tabii aile konuları anneniz babanız ebeveynleriniz onların durumları gelecekleri genel sağlıkları ve onlarla ilgili konularda hayatınızda bu dolunayda daha fazla görünür hale gelebilir taşınmalar yer değişiklikleri ve benzeri yaşam alanlarınız hayatınızın genel olarak günlük hayatınızı geçirdiğiniz alanlarda hem yaşadığınız hem çalıştığınız alanlarda da bazı önemli kararlar verebilir dönüşümler içerisine girebilirsiniz ve takip eden özellikle iki haftalık süreç Dolunayla beraber hayatınızda bu temaları daha fazla görünür hale getirebilir sevgili Kovalar. Mars'ın burcunuzdaki ilerleyişi enerjinizi arttırıyor. Evet, daha fazla harekete geçebiliyorsunuz, cesursunuz, inisiyatif alabiliyorsunuz ama zaman zaman Mars sizi orada zorluyor. Biraz sinirli olabiliyorsunuz, çabuk tepki gösteriyorsunuz, agresif oluyorsunuz ve ufak tefek de olsa kazalara, sakarlıklara yatkın olabiliyorsunuz. O nedenle Mars'a da hafta boyunca dikkat etmekte fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.